Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Seçim özel programında karşınızdayız bugün de artık seçimlere çok az bir süre kala seçim satım haline girdiğimiz sürede dolayısıyla 10 gün kaldı. değerli konuklarımızı Lider Haber televizyon ekranlarında ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün 20 Mart çarşamba günü ve tabii ki seçim özelde saatlerimiz 16.36'yı gösterirken çok önemli bir konuğumuz var. Hemen kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. İyi Parti Esenyurt Belediye Başkanı adayı Sayın Muharrem Yıldız. Sayın Yıldız yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Öncelikle çıktığınız bu yolda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, her zaman yaptığım bir şey var. Önce sizi bir tanımak isterim. Yine e, kendi adıma ve izleyicilerimize de tanıtmak adına. Kısaca bir kendinizden bahseder misiniz? E, Muharrem Yıldız kimdir? Neden e, siyasette? E, özellikle hangi görevlerde bulundu? Kısaca değinmenizi istiyorum. Sonra zaten projelerinize, vaatlerinize geçeceğiz. Buyurun söz sizde olsun. Evet, Muharrem Yıldız e, Kafkas Türkü. Bizim soyumuza baktığımız zaman Metehan Komutanlığı'nda Asya Hun Devleti ile birlikte hı hı. Çin önlerine kadar gitmişler. Daha sonrasında Metehan'ın Çin'in Yemeni'ni kabul etmesiyle birlikte o zamanki Türk boyları özgürlüğüne ve bağımsına düşkün olduklarından dolayı Asya Hun Devleti'nden ayrılarak herkes farklı farklı Anadolu'ya doğru gelmişler. Evet. Bizimkiler de o zaman işte bugünkü Azerbaycan'ın, o günkü Azerbaycan'ın ama bugün Gürcistan'ın Kür Nehri dediğimiz o künenin kenarına kadar gelip oraya yerleşmişler. Borçalı boyuna bağlıyız. Daha sonrasında Borçalı boyu hı hı. E, oradan da bizimkiler e, bugünkü Ermenistan'da olan ama o, o zaman büyük Azerbaycan topraklarında olan İravan hanlığına yerleşmişler. Hı hı. Oradan da yine Türkiye ile e, Ermenistan arasında 1980 e, 1800'lü yıllarda orada 1986 mı? Yok yok. Ha, çok özür diliyorum. 1800 kaç dediniz? Ee, o, yıllardı, o yıllarda. O evet. yıllarda Kars'ta göç etmek zorunda evet. kalmışlar. Çünkü Hı -hı. Kars'ta ve Van'da yaşayan Ermenilerle o zamanki İravan'da yaşayan Türklerle yer değiştiği gibi olmuş. Evet. Kars'a yerleşmişiz. Kars'ta da o günkü Rus işgali altında Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Hı -hı. Cumhuriyet kuran bir neslin torunuyum. Evet. Şimdi Daha sonrasında da evet. Hı -hı. 1986 yıllarında Esenyurt'a geldik. İstanbul 3. Bölge Milletvekilliği adaylığınız var, Kars Milletvekilliği evet. adaylığınız var, Küçükçekmece Belediye başkan adaylığınız. Yine e, sizin de keza az önce söylediğiniz gibi Serhat Boyları Derneği Başkanlığı, Kars Spor Başkanlığı, aynı zamanda bir televizyon e, kanalında ortağısınız. Bu anlamda ben sizde yormamak adına bunları tekrar edeyim dedim. Bayağı e, baktığımızda seviniz e, şey, yoğun. Evet, tabii ki bunların hepsini biz Esenyurt'ta diyoruz. 86 yılına geldiğimizde Esenyurt'ta bir birlikte büyüdük. Evet. Esenyurt'ta hem ticari hem siyasi bütün olgunluğumuzu, gelişmemizi, büyümemizi Esenyurt'ta yaşadık. Evet. Esenyurt'ta yaşamaya da devam ediyorum hala evet. de. Şimdi o zaman geçelim Esenyurt'a madem. Şimdi Sayın Yıldız, baktığımızda Esenyurt İYİ Parti, Belediye başkan adayısınız ve dolayısıyla Esenyurt İstanbul'da yoğun bir nüfusa sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu anlamda etkileneceği bir seçim bölgesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yine baktığımızda sizin adaylığınızla alakalı İyi Parti'de bir süreç yaşandı ve son dakikaya kadar tabiri caizse son anda açıklandı adaylığınız. Bunun nedenini soracağım size. Yine sözünüzü bölmemek adına da siz aday olduktan sonra da İyi Parti'de fazlasıyla yaprak dökümü yani istifalar da yaşandı. Bu invalide bir gidelim. Sonra soru soruyu açacak. Buyurun. Tabii ki. Şöyle ki biz Esenyurt'ta siyasi partilerin adaylaşma sürecini bir takip ettik. Önce Cumhuriyetçi şey, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak yaptığı adaylaşma sürecinde adaya itiraz eden, adayı beğenmeyen veya adayın hı hı. işte daha farklı adaylar olması gerektiğini düşünen bir grup vardı. Onlardan dolayı bir küskünlük, sandığa gitmeyeceğim diye bir grup oluştu. Evet. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeye başladık. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi de önce bir tokatlı Alevi ve Esenyurtlu arkadaşımızı adaylaştırdılar. Hı hı birkaç gün adaylığı devam ederken tekrar adayını geri çekerek farklı hı. bir isim birkaç gün daha hı hı. yine gündemde kaldı. Evet. O da olmayınca Esenyurt dışından, Esenyurt'ta olmayan özellikle Demlen de ittifak yapmalarına ha. kaynaklı Demli Esenyurt dışından bir adayı paraşütte getirip Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu aday edince bu sefer orada da bir küskünlükler başladı. Doğru. İlk küskünlük Önce Tokatlı ve Alevlerle hı hı. birlikte başladı. Daha sonrasında bizim Kayı dediğimiz nüfus olarak da Esenlik'te çok fazla olan Karsardağ'ın Iğdır'la alakalı bir e, küskünlük başladı. Ve baktık ki iki kutup arasında sıkıştırılmışlar. Evet. İkisi de beğenilmeyen aday, istenmeyen aday. O zaman dedik ki ya bağımsız da olacağız ya da bir partiden aday olarak Esenyurt'ları rahatlatmamız Hı. gerekiyor. İyi partiye mi bu. O zaman üçüncü bir tercihleri olsun diye. Çünkü bizim oranlara baktığımızda o zaman yüzde %37 sandığa Hı. gitmeyeceğim diye bir karar vardı. Anketler öyle evet, çıkmıştı. Kararsız seçim. O zaman biz Esenyurt'tan iyi partiden aday olalım diye yola çıktık. Son dakikaya kadar beklememizin ve son anda aday olmamızın sebebi buydu. Dediğiniz gibi bizim adaylığımız gündeme geldi. İki gün sonra adaylığımızın müracaatını evet. yapacağımız zaman Esenyurt'ta bir baktık ki bir grup, işte önce meclis üyeleriyle bir grup Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı, evet. Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'nda İstanbul'u neden desteklemediği yönünde bir açıklamalar yaptılar. Evet. Evet. Bizim adaylığımızı açıkladığımız gün de yine aynı e, İyi Parti içerisinde ilçe başkanı ve küçük bir grup yine aynı söylem, eylemle alakalı bir istifa süreci yaşadılar. Ha şunu gördük ki Esenyurt'ta İyi Parti, İyi Parti'nin değil de Ekrem İmamoğlu'nun bir arka bahçesi olmuş. Ekrem İmamoğlu kontrolünde ve hatta ve hatta sonradan dikkat ediyoruz, anlıyoruz ki bunlar biz aday olmamış olsaydık kendilerine cılız bir aday bulmuşlar. Seçim ortalarına doğru İyi Parti tamamen işte adayıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nu destekledi diye bir açıklama yapar yapacağım. Sizin bir röportajınızı dinledim. Yine bir haber kanalında demişsiniz ki Ekrem İmamoğlu özellikle Esenyurt'ta bile onun fotoğrafları var. Adayının, adaylarının yok. Yine e, e, sürekli kendini bu anlamda e, işte e, billboardlarda gösteren evet, evet. bir kişi olarak yorumladınız. Yani evet. Ekrem İmamoğlu eee gidersek. Evet evet. Buna baktığımız zaman biz es Esenyurt'a adaylaşmamızla İyi Parti üzerindeki Ekrem İmamoğlu'nun oyunlarını bozduk. Hı. Birinci planını boşa çıkardık. Bununla alakalı da parti yok, ilçesi yok. E i̇ki gün kalmış Muharrem Yıldız kampanya, meclis oluşması. Bunlar acaba başarabilecek mi diye bir beklentileri vardı. Ya bu seçimin yarısına kadar sahaya da inemez diye bir düşünceleri vardı. Tam tersi oldu tabii ki. Evet. Biz da saha tecrübemiz, Esenyurt'taki oluşumuz, Esenyurt'un çok geçmişini ve herkesi bildiğimizden kaynaklı. Bir de ben siyasi manada da az önce de söylediğiniz gibi bir sürü adaylaşmalarımız olmuş. Evet. Sahaya dağılıştınız. Siz MHP kökenlisiniz baktığımda. Evet. Neden İYİ Parti? Ee, anlattığım gibi yani Esenyurt'taki yani, bir ondan adaylaşmayla yani, tamamen alakalı. tamamen bir tepkiden dolayı. Bu. Tabii tabii Esenyurt'ta çünkü iki araya sıkıştırılmış, iki taraftan da beğenilmeyen Hı. %37'nin üzerinde de bir seçmen var. Sandığa gitmeyeceğim diyor. Ama baktığımızda şimdi MHP ile İyi Parti'nin hani arasında da bir buzlar var ya o erimeyen. Dolayısıyla bir nevi o hani MHP kimliğinizden İyi Parti'ye geçişiniz yine sizin ya da seçmen tarafından yanlış algılanabilir mi? Değil tabii ki. Şöyle ki ben İyi Parti'nin şu anda üyesi bile değilim. İyi Parti'den aday tamam, olacaktım. Evet. Az önce söylediğim gibi ya bağımsız ya da iyi parttan aday olmamışsınız. İyi, i̇yi parti. Çıktınız, Çünkü evet. bir e, seçime girmenizle alakalı bir partinin evet. adayı olmalısınız. Evet, tabii doğru. Şimdi süreç böyle olunca da biz başka bir şey yaptık. Diğer partiler gibi Demle, CHP'nin, Ak Parti ile MHP'nin evet. liste hazırladığı gibi bir liste hazırlamadık. Muharrem biz daha farklı bir liste hazırladık. Ben Esen da ittifak yaptım. Anladım. Bizim içimizde şu anda kadromuzun yüzde sekseni iyi partili değil, iyi partiye yeni katılmış. Evet. Bizde kimler var? Esenyurt'un katmanlarının tamamı, siyasi düşüncelerin tamamı var. İnançların tamamı var ve 81 il yaşıyor Esenyurt'ta yerleşik düzende. Evet. Ciddi nüfusları Çok var kalabildim. herkesin. Tabii. Bunlardan da bölgesel olarak doğulusu, batılısı, egeilisi, kuzeylisi, evet. güneydoğulusu bütün insanları alarak biz Esenyurt ittifakını kurduk. Hı hı. Çünkü ben Esenyurtlara şunu söyledim. Gittiğim yerde de anlatıyorum. Diyorum ki, evet. ümmetli Esenyurtlar siz bir siyasi partinin il başkanını seçmiyorsunuz, genel başkanını seçmiyorsunuz, milletvekili de seçmeyeceğinize göre siz Esenyurt'ta belediye başkanı seçeceksiniz. Hizmet seçeceksiniz. Hizmete göre adaya dayalı. Çünkü siyasi partiler sadece bizim adaylaşmamız ve seçime girmemizden başka bir hı hı. katkısı olmuyor. Aday eğer becerikli, Esenyurt işte genel anlamda hizmet edebilecekse adaya dayalı olur. Onun için biz dedi ki biz Esenyurt bütün katmanlarını alacağız. Bir de Esenyurt'ta bu demle birlikte ciddi manada bir ayrışma, farklı bir dil kullanılmaya başlandı. E biz de dedik ki Esenyurt'ta yaşayanlarla el ele vererek önce kardeşliğimizi, Esenyurt'taki komşuluk ilişkilerimizi, evimiz olan Esenyurt'ta kavga ettirmeden kucaklayalım, el ele verelim. Yani siz olan Esenyurt'ta, CHP ile ODEM arasındaki işbirliğinden dolayı ortada kararsız kalan seçmenin bir nevi e, kararsızlığını gidermedeki parti mi olacaksınız? Evet. Ve çok açıkta söylüyorum ben buradan. Çünkü baktığınız zaman e, diğer tarafta ciddi manada bir sıkıntı var. Ya Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt'ta Atatürk ilke ve ikilapları, Atatürkçüler, laikçiler layık cumhuriyetten ve seküler düşünen insanların çoğusu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğini, hatta sandığa gitmeyeceğini söylüyorlar. Ben oradan oy almakla alakalı bir hı. derdim var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben milliyetçi kökenli olmama rağmen altı okun altısını da Muharrem Yıldız temsil ediyor. Çok iddialıyım. Altı okun tamamını te temsil etmeyle birlikte baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt'taki adayının Atatürk ilke ve ikilaplarıyla birlikte Atatürk'le birlikte altı okuna karşı da hasım hane söylemleri, eylemleri olan bir vatandaş gelmiş adaylaştırmışlar. Ben buradan onun için Cumhuriyet Halk Partilerine hep şunu söyledim. Gittiğim yerde de anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku ilkelerini saydığımız zaman hepsi Muharrem Yıldız'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu Muharrem Yıldız Başka da bir adayları yok. Esenyurt'ta tek bu Atatürk, Dayık Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri, altı okun Muharrem Yıldız'dan başka Esenyurt'taki hiçbir aday temsil etmiyor. Altı okun e, temsil etmediğini söylediniz. Peki bu altı okul temsil ederken sadece sözde değil, özde de, projelerinizde de bunu yansıtacak tabii, mısınız? Tabii, tabii, tabii. Tamam. Ben gittiğim her yerde anlatıyorum. Hı. Ben sosyal hesap verebilir, adaletli ve Halka dayalı hakçı belediyecilik yapacağım diye herkese söz verdim. Evet. Buradan baktığınız zaman, e çünkü biz halka hizmet edeceğiz. Hem de nasıl edeceğiz? Beşikten mezara kadar insan ayırt etmeden. Evet. Diline, diline, rengine, neresi olduğuna, nereli olduğunu sormadan eşit hizmet etmek gibi bir mecburiyetimiz var ve ben her gittiğim yerde de anlatıyorum. Siz bir aday seçeceksiniz. Ya siz camiye imam falan da seçmiyorsunuz, doğru mu? Öyle. Siz e, kiliseye papaz da seçmiyorsunuz, Cemevine dede de seçmiyorsunuz. Size hizmet edebilecek bir belediye başkanı. Evet. Belediye başkanının da kim olduğu, düşüncesi, e, nereli olduğu çok da önemli değil. Adaya bakacaksınız. Adaya sen yurttu mu, e, sen yurdu tanıyor mu, sorunları biliyor mu? Ayırt etmeden herkese eşit adaletli mi? Ya da önceki mi? yaptıkları işlerde ne kadar e, işte e, başarılıydı ya da bu anlamda diğer işte bakıyorum tekrar CV'nizde işte bu anlamdaki o sözlerinizin ne kadar e, güvenilir olduğu da tartışılabilir. Sonuçta bunu da seçmen e, geriye dönüp baktığında sizin sicilinizi ortaya çıkarabilir. Mutlaka şimdi bizim sicilimize az önce saydığınızda ben Milliyetçi Hareket Partili Hı -hı. Ocakları, 3 Ocakları ülkücül bir kimliğe sahibim. Ben 90'lı yıllarda 3 Ocakları Başkanlığı olduğum dönemde de Esenyurt'ta o zaman PKK ve terör örgütlerinin çok cirit attığı ve Esenyurt'un yağmalanıp yıkıldığı bir dönemi yaşıyorduk biz. O zaman bile Esenyurt'taki dışı, dışında yaşayanlar, Hı. Esenyurt'ta binlerce insanın ölebilmesi, yaralanabilmesi yaralanabilmesiyle alakalı bir beklentileri vardı. Ama ben Ülke Ocakları Başkanı olarak Esenyurt'ta hiçbir gencimizin ne karşı tarafta ne bizim tarafımızdan burnu kanatmadan bir üç yıl geçirdik. Hı. Sebebi neydi? Ben Esenyurt'u biliyordum. Onların ailesini tanıyordum. Hı hı. Çok kısa sürede onlardan birilerine ulaşarak bu işi bertaraf edebiliyorduk. Hı hı. Onlar da bize ulaşabiliyordu. Yani Esenyurt'ta biz bunu koruyabildik ve onu evet. da gördüler. Gittiğim her yerde de anlatıyorlar. Yani Bizim dönemimizdeki sıkıntılı süreçte bile evet. Esenyurt'lara zarar gelmesin diye onlara kol kanat gerip ve bu işleri yatıştıran bir başkan olmuştum o zaman da. Buradan baktığınız zaman geçmişte de biz aynısını yapmıştık. Evet. E şimdi de ben Esenyurt'un adayım. Esenyurt'taki 81 ilin yaşayan bütün halkın, inançların, düşüncelerin, dediğimiz gibi bölgesel olarak herkesin. Ben Kürd'ün adayım Esenyurt'ta, ben Alevi'nin adayım, ben orada Sünni'nin adayım, ben Doğulu'nun adayım, Batılı'nın adayım. Bunların hepsiyle biz sokakta kucaklaşıyoruz. Çünkü baktığınız zaman ben eşit hizmet et etmek istiyorum ve kadromu da ona göre hazırladım. Herkes kendini orada temsil edebilsin, herkes geldiğinde temsil haklarını birlikte insanlarına ulaşabilsin diye. Muharrem, Neden bizim. bağımsız aday olmadınız peki? Bağımsız aday olmayla alakalı baktığımızda meclis üyelerinin e, meclise sokulmasıyla alakalı, oy kullanmada çok zorlanacağıyla alakalı bir de baktığınız zaman da İYİ Parti'de çok da uzak değildi. Hı. Hatta Sayın Genel Başkan Meral Hanım'ın hür ve müstakil seçime girmemiz gerektiği dediğinde de ikinci, üçüncü sıkışmadan yani iki sıkışık arasından üçüncü alternatif olsun diye çıkışları evet. Esenyurt'a ve bize çok duygundu. E ben de genel başkan ve genel merkezdeki İstanbul'daki arkadaşlarla uzun süre birlikte yol arkadaşlığımız yapmışız. Bana uzakta değildi. Anladım. Ondan dolayı evet. bağımsız yerine İYİ Parti'den aday olmuştuk. Doğru da bir şey yapmışız. Şu anda Esenyurtlar Akın akın bize geliyor. O zaman şu soruyu tekrar sorayım size. Baktığımızda yine söyleyelim, tekrar edelim. Gerçekten İstanbul için önemli bir bölgeden bahsediyoruz. Bu anlamda kendinizi rakiplerinize göre hangi konumda hissediyorsunuz? Ve siz seçildiğinizde Esenyurtlar nasıl bir başkan görecekler? Esenyurtlar, bir kere şunu çok samimi bir dille konuşuyorum. Ben seçildiğimde Esenyurt'taki güvenlik sorunu çözeceğiz. Esenyurt'ta ayrıştırılmış ayrıştırmayla alakalı sorunu çözeceğiz. Esenyurt'ta bugün başıboş denetim altına alınmamış, hı hı. kontrol ve kayıt altına alınmamış ciddi manada bir göçmen var. Bu göçmenlerin sorununu çözeceğiz ve diye çok tabi. iddialıyım. Yani ilk başta biz güvenliğimizi evet. çünkü sokaklarda biz evimiz olan Esenyurt'ta bugün sokaklara çıkamıyor çocuklarımız. Eroin ve esrarla alakalı 9-10 yaşlara inmiş ve bizim bu hassas duruşumuzdan dolayı. Ofislerimize akın akın insanlar veya sokakta dolaşan arkadaşlarımıza not aldırıyorlar ki çocuklarımızı nasıl kurtaracaksınız? Hı hı. Bu başkan bununla mücadele edeceğini diyor ama acaba hakikaten baş edebilecek mi? Ben herkese söz verdim. Söz verirken de bunu Esen yurtlardan oyalmak adına değil, Esenyurtların hoşuna gitsin diye değil. Evim olan Esenyurt, ailemin, akrabalarımın yaşadığı Esen yurt'ta uyuşturucuyla alakalı mücadele etmek zorundayız mücadele mücadele etmek zorundayız. Çünkü bunlarla birlikte özellikle bu başıboş, denetim altına alınmayan bu göçmenlerle alakalı eroin eser bunlarla birlikte geldi bize. Mesela. Kara para, çirli para. Bununla birlikte haksız para kazanma kazanma ve bu arada kullandıkları kim? Bizim gençlerimiz. Evet. Bunları eğer ki biz Esenyurtlara da her gittiğim yerde söz verdim. iki yıl bana yetki verin yetkilendirin. İki yıl içerisinde yüzde yetmiş beşini göndermek için söz verdim ve yemin ettim. Göndereceğiz ve bununla birlikte bir huzurumuz yerine gelecek. Bir de Esenyurt'ta ciddi manada orada yaşayan insanlarımızla biz orada e, Kars yöresinde tamahkarlık deriz. Hı hı. Evlerinizi beş liralık kira yerine on beş liraya kira hı. vermişsiniz. Buraya kim yaşıyor belli değil. Öbek öbek insanlar haftada bir sürekli halinde değişen bundan dolayı da ciddi manada Bizim Esenyurt'tan alt gerildi bir bölge, Anadolu'dan gelmiş insanlar zor geçiniyorlar. Muharrem Bey, şimdi bugün de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Dolayısıyla 3.5 boyutunda Yalova'da hissedildi. Deprem konusuna geleceğim. Esenyurt'ta çok kalabalık ya. Hatta İstanbul'da Allah korusun bir deprem olduğunda Esenyurt ne olacak acaba diye çok endişeler de var haliyle. E çünkü çok sıkışık bir yerleşim var. Özellikle sizin zaten projeleriniz arasında da deprem kentsel dönüşümü de almışsınız. Bunu da özellikle sormak istiyorum çünkü İstanbul'un öncelikli konusu haliyle deprem. Mutlaka. Bakın Esenyurt'ta bizim e, belediye başkanı olduğumuz süreç içerisinde bir kere acil olarak almamız gereken çok önemli acil önlemlerimiz var. Bugün Esenyurt'ta afet neresi, afet bölgemiz neresi hı hı. ve afetle alakalı hazırlanmış bir binamız var mı? Yok. Şimdi herkes her mahalleye tek tek muhtarlarla alakalı gittiğinde sayın muhtar sizin ilk toplanma yeriniz neresi bir pak gösterilmiş veya bir Caminin veya bir okulun bahçesi gösterilmiş. Peki afetle alakalı hazırlıklı bir araç gereciniz, binanız var mı? Yok. 43 mahalle kocaman bir alan. Ben Esenyurt'ta şunu söyledim. Herkes muhtarların hiçbir işe yaramadığını, internet üzerinden de muhtarlara gerek kalmadığını, her şeyimizi kendimiz He. hallediyoruz diye bir mantık var. Ama ben Esenyurt'ta 43 mahallede 43 muhtarla Esenyurt'ta belediye başkanlığı yapmak istiyorum He. projelerim var. Bununla birlikte deprem de bunun içerisine girecek, acil önlemle alakalı. Bir taraftan da bakıyorum, o görüntüler var, halkla. Evet, şöyle Sonraki ki birincisi muhtarı yansıyor. biz yetkilendireceğiz, evet, evet. belediye başkan yardımcısı statüsüne taşıyacağız. Hı hı. Onlarla birlikte Esenyurt'ta ben o mahalleye yapmam gereken hizmetler, park, bahçeler, güvenlik, temizlik, birimlerimizi oraya oluşturacağız. Hatta yetmeyeceğiz, o mahallede çalıştırmak istediğimiz personel sayımız 100, Muhtar diyeceğiz muhtar. Bu mahallenin dışından hiç kimse burada çalışamayacak. Sadece mahallelere çalışacak. Oradan alacağız Hı -hı. personeli. Onunla da yetinmeyeceğiz. Kendi mahallesinde çıkacağımız ihaleler. Yine park, bahçeler, kaldırım, asfalt veya bina bu mahalledeki esnafın dışında hiç kimse o ihaleye katılamayacak. Hı -hı. Bununla bir mahalle içerisindeki ticari döngü sağlayacağız. Herkes kendi mahallesinde iş bulma şansı olacak. Bununla da yetinmeyeceğiz. Az önce bahsettiğimiz gibi bu yapacağımız tesislerin olduğu yere her muhtarımıza teslim edeceğimiz bir afet binası Hı -hı. oluşturacağız. Bütün içindeki donanımlarını dolduracağız. Muhtardan da bir şey isteyeceğiz. Diyeceğiz ki, İmreddin Muhtarım sen bizimle alakalı mahallende kırıcı, kepçe, vinç bunun gibi kaç insan varsa bunları listele Hı -hı. ve bununla birlikte başka bir şey daha isteyeceğiz. Diyeceğiz ki, mahallende acil afet durumunda iç kurtarma ekibi dediğimiz gönüllü insanların eğitimli olanlar varsa listeni yap. Yoksa da Gönülleri olanları kaydet, et, eğitimini biz ücretsiz yaptıralım. Bunu yapmak istediğimdeki mesele ne? Biz Esenyurt Belediyesi olarak Allah korusun Esenyurt'taki depremde o mahallelere belki de haftalarca belki de günlerce inemeyeceğiz. Evet. Çünkü kocaman kocaman binalar yapmışlar Esenyurt'ta bize. Ben Esenyurt'ta 86'da gelmiştim. Her taraf ova, tarla. Biz tarla ekerdik. Şimdi geldiğimiz Esenyurt'ta yürüyemez hale gelmişiz. Ondan dolayı dedi ki acil olarak bir depremde hiç olmasa mahalle kendi yaralarını sarabilsin. Mahallelerle alakalı da biz de afet her mahalleye oluşturacağız. Ama Esenyurt'ta şu anda, Esenyurt'ta mahalleleri boş bulun. Esenyurt'taki afet binamız nere belli değil. Hı hı. İçindeki malzemeler hazır mı belli değil. Hı hı. Buradan baktığınız zaman kentsel dönüşüm çok öncelikli planımız olacak. Hı hı. Kentsel dönüşümle biz Esenyurt'u yeniden dizayn edeceğiz. Çünkü Esenyurt'ta öyle bir hale getirdiler ki imarla Esenyurt'ları hakikaten betondan mezar haline getirdiler. Eski binaları yenileyeceğiz. Hı hı. Biz ada bazlı veya mahalle bazlı kentsel dönüşüm yapacağız. Bireysel kimsenin binalarını da yenilemesine de müsaade etmeyeceğiz. Çünkü ada bazlı ve mahalle bazlı yaptığımızda bugün çocuklarımızın oyun alanları yok. Eşlerimizin, yaşlılarımızın dolaşma alanları yok. Hı. Nefes alacak bir hale gelememişiz. Ve hatta ve hatta sokak hayvanlarımızın bile dolaşma alanlarını imara açmışlar. Ve esenlikli betonların Esen, hale Ben hesabıyla kendi adıma söyleyeyim e, Sayın Yıldız. Esenyurt deyince aklıma güvenlik geliyor hep. Aynı soru işte az evet, önce bahsettiğimiz evet. güvenlik işte yani güvenlik. Yani. Tabii ki birinci önce elimiz az önce dediğim güvenlik. oydu evet. çünkü, çünkü güvenli. Çok, oldu. çok ben huzur çok olay var. Evet evet siz Esenyurt'ta yaşamıyorsunuz. Buradan öyle baktığınızda çok doğru. Esenyurtlar da aynı. Sokakta güvende evet. değil, evinde güvende değil, esnaf dükkanında güvende değil, evet. çocuklarımız okulda güvende değil. Bunlarla alakalı az önce bahsettim de evet, birinci evet. önce elimiz güvenli olacak. Evet. Güvenlik dediğimiz orasıydı. Şimdi buradan baktığınız zaman kentsel dönüşümle ben Çocuklarımızın oyun alanlarını, parkları, meydanları, kapalı semt pazarlarını, otoparkları ortaya çıkarak bundan sonraki hiç olmasa Esenyurt'taki nefes alabileceğimiz Esenyurt'un modelinin bir Esenyurt haline getirmek için gayret edeceğiz. Evet. Kelse dönüşümü acil dediğimiz bir depremle alakalı da yapmamız gereken bunlar. Evet. Şimdi gelelim çalışan ve çalışmayan kadınlar projesine. Evet. Şimdi Nedir bu? Tam efendim olarak şöyle ki düşünün ki siz şu anda çalışıyorsunuz. Evet. Esevurta kreşle alakalı baktığınız zaman sayısı belki de 9-10 taneyi almamış. Hı. Kocaman bir alan ve 43 mahalle. Evet, çocuğumu Bunların ne hepsi de zaten özel kreşler. Belediye tarafından veya kurumlar tarafından da yapılmamış. Ben her mahalleye çalışan hanımlarla alakalı kreş yapmak istiyorum. Yakında gördüm, akrabamda ve biz yaşadık. Evet. Eğer çalışan hanım doğum iznine çıkmışsa doğum sonrasında işine dönmesi lazım. Ölük i̇şine yani. döne, dönebilmesi için çocuğunu kreşe verecek ama ücretine bakıyorsunuz mayısınız, belki de fazlası evet. veya mayısına eş değerde. Şimdi ikisi arasında da tercih hakkını kullandığı zaman işe gitmezse evine katkı sağlayamayacak. İşe gitse zaten aldığı mayısı oraya verecek. Dedi ki biz belediye olarak her mahalleye kreşler oluşturacağız. Hı hı. Bu yapacağımız kreşlerde de biz Esenyurt Belediyesi olarak sadece personel elektrik, su buna benzer giderlerin dışında bir talep etmeyeceğiz. Yani diğer tarafta 10 liraysa biz de belki bu 1000 liraya, 1500 liraya yemiş olacak ailelere katkı sağlamak istiyoruz. Şimdi baktığınız zaman evde çalışmayan hanımlarımız var. Evine katkı sağlaması lazım. Ama sağlayamıyor. O imkanları yaratmak istiyorum. Birincisi eğer ki bu ev hanımlarımız kendilerine iş kurmak istiyorlarsa destek krediler sunacağım. Hatta geri ödemesiz ve uzun vadeli kredilerle destekleyeceğiz. Kendilerinin açacağı bu iş yerlerinde ruhsat, harç paraları almayacağız ve hatta onunla da yetinmeyeceğiz. Ben gittiğimde bölgemizde iş insanları ve fabrikalar da fazla olduğu için onlarla Esenyurt'taki evindeki hanımlar arasında bir bağ oluştur oluşturacağız. O da şu, oradaki fason evlerindeki fasonlar gelip evlerinde yaparak tekrar teslim etmeleri için evlerine bir katkı sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bizim bünyemizde oluşturduğumuz kursiyerlerle ev hanımlarımızı anılar, el becerileriyle eğitip kendi işlerinin patronu olsun diye oradan geçti, eğitildikten sonra da Esenyurt'ta birkaç noktada küçük mini dükkanlarda hı hı. kendi ürünlerini ücretsiz satsın diye buna benzer mini mini dükkanlar tahsis edeceğiz. Evet. O zaman yaşlı ve emekliler projesine de değinelim. Efendim şöyle, şimdi Esenyurt'ta yaşlılarımızı görüyorum sokakta. Hı hı. Amca nereye gidiyorsun? Nereye gideyim dedi. Dolaşacak yer mi bıraktınız ki? Zannediyor ki ben de işte bir partiliyim veya eskiden. Hı hı. Diyorum evet. ki amca benim bir suçum yok. Nereye gideceğim dedi. Kahveye gittim. Kırahtane dediğimiz. Evet, evet. okey gürültüsünden, sigara dumanından dinleneyim dedim. Huzursuz bir şekilde evime dönüyorum. Her mahalleye yaşlılarımızla alakalı emekler lokal oluşturmak istiyorum. Hı hı. Burada dinlenebilecekleri, huzurlu vakit geçirebilecekleri, belediye tarafından ücretsiz ikramların olunduğu emekliler lokali. Bir de şu anda merkezi hükümet tarafından da çok önemsediğimiz ama evindeki bakıma muhtaç insanlara bir katkı sağlandı, bir para verdi. Dediler ki siz o zaman bakın biz size ücret verelim. Çok doğru. Desteklediğimiz bir proje. Fakat düşünün ki evindesiniz, sizsiniz. Bir yakınınız var ona bakmakla mecbursunuz. Fakat sosyal hayatınız tamamen ortadan kalkmış evet. doğru mu? Bir yere çıkamıyorsunuz, tatile gidemiyorsunuz, memleketinize gidemiyorsunuz. Giderken yanınızda taşıyamıyorsunuz. Biz, biz dedik ki Esen bununla alakalı bir merkez oluşturacağız. Hı. Hem sağlık birimimiz olacak, yanında da bunların konaklayabileceği, konforlu bir tesis yapacağız. Evet. Diyeceğiz ki kıymetli hemşerim, getir. Eğer bakamıyorsansa bize günlük günü birlik verip işine gidebilirsin. Kendine iş bulabilirsin. Hı hı. Biz bakıp akşamda gelip alabilirsin. Bunu haftalık da yapabilirsin. Aylık da yapabilirsin. Ve hatta bakamıyorum artık. Biz kendimiz bakmaya hazırız. Bunlar bizim büyüklerimiz. Hepimizin başından geçecek bir durumlardır. Böyle bir projemiz var. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü dediğiniz gibi evine katkı sağlamak istiyor ama yapamıyor. Hatta bir de baktığınız zaman evdeki bu yakınları da hastanın yemesinden, beslenmesinden sağlıklı beslenip beslemediğinden bilgi sahibi olmadığı için hı hı. bakıyorum yine derken eziyet çekiyor. Nasıl tabii, bakılıyor? İğne saati ve ilaç tabii, saatlerini tabii. de düzenli yapamadığından evet. dolayı böyle bir katkı sağlamak istiyorum. Evet. Şimdi e, gelelim tabii artık yine aynı soruları sormuş olacağım belki ama vurgulamak açısından da yenilemek istiyorum sorularımı. Artık 10 gün kaldı. Çok kritik e, günler. Seçim yasağı da gelecek bu anlamda. YSK'dan. 11 mi? Bugün 11 mi kaldı? Evet. 11 değil miydi? <laughs> Yönetmenim tamam. 11 günmüş. Ee, dolayısıyla e, şunu soracağım. Şimdi sahaya çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Görüyorum zaten şu anda da ekrana da yansıyor. Dolayısıyla e, büyük çoğunluk ne diyor size? E, Sayın Yıldız nedir şikayetleri? Özellikle ekonomiden mi de vuruyorlar? Ne diyorlar? Hepsi var tabii ki ama Esenyurt'ta bizim ciddi manada tehlike altına veyahut da ki Esenyurt'taki Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız, gençlerle alakalı ciddi bir sorunumuz var. Özellikle bunu anlatmak istiyorum evet. ki Esenyurt'ta Nedir o? gençlerin çok talebi var. Diyor ki bir oyun alanım yok, spor yapacağım, top oynayacağım, Hı -hı. Böyle, böyle oynayacağım, alanım yok. Sosyal alanlar. Sosyal bahsediyor. alanları tamamen evet. olmadığından kaynaklı. Gençler diyor ki peki biz üniversiteye gideceğiz, <laughs> üniversite bursu belediye verecek mi? Beklentileri var. E diyor ki buradan çıkıp sokağa ilk indiğimizde Kafelere gitmemiz gerekiyor. Ciddi manada da çok pahalı gidemiyoruz. Hı hı. Ya sokağın başında ya da bir parka gitmek istiyoruz. Ama parka giderken de park, parkı da işgal etmişler. Kimler tarafından? Uyuşturucu, valiciler, buna benzer işte sıkıntılı tipler. korkulandan aileler de giremiyor o parklara. Zaten her mahallede bir veya iki tane var. O hocaman bizim hı hı. mahallelerimiz de Anadolu'daki ilçelerden daha büyük. Hem nüfus hı hı. hem de alan olarak. Evet. Buralara da gidemiyorlar. Diyorlar ki bize ne düşünüyorsunuz? Ben Esenyurt'taki gençlerimizle alakalı bir üniversite kazanan her gencimize Esenyurt sınırları içerisinde yaşayan ama Esenyurt dışında nereye okumaya gidecekse, nereye kazanmışsa bakmayacağız. Hı. İlk birinci yılı ücretsiz burçlarını biz vereceğiz. Hı. Daha sonrasında Esenyurt'ta baktığınız zaman gençlerimizin alanı daraldığından dolayı ben İzmit Belediyesi'nde görmüştüm. AK Partili İzmit Belediyesi Gençlik Merkezi. Gittim inceledim. Hı hı. Ona göre de bir proje hazırladım. Bir gencimiz bu alana girdiğinde 4 saat, 5 saat çok keyifli vakit geçirme durumu var. Aynısını Esenyurt'ta 3 merkez yapacağım. Çünkü burada sporun her dalını evet. baktığınız zaman kursiyel olarak da ne hangi becerileri varsa kurs olarak baktığım zaman sazından, Hı -hı. E, sanatından, işte flütüne neleri varsa Hı -hı. bütün Bir sanat, sanat merkezi, merkezi olacak. Bununla da yetinmeyecek oyun alanları ve bununla da yetinmeyecek sinemaların olduğu, hı. hatta belediye tarafından da yine ikramların belediye tarafından ücretsiz servis edildiği bir gençlik merkezi oluşturmak istiyorum. Düşünün ki Esenyurt'taki genç, ulaşabileceği ilk yer burası olacak. Sabahtan akşama kadar 3-4 saat belki de çok keyifli, konforlu bir vakit geçirmiş olacak. Hı hı. Bununla bir şey de yapmak istiyorum ki, Esenyurt'ta aileler bize gelerek diyor ki, hı. ben çocuğum uyuduktan sonra kolunu açarak, Acaba bu yabancı maddeyle tanıştı mı? Tanışmadı Hı -hı. mı? Bu tedirginlikle her Çok gün pek. kontrol ediyorum. Yetmiyor çantasını kontrol ediyorum. Ya yetmiyor arkasından dolaşarak işimi gücümü bırakmışım. Her an için tehlikeye de olduğundan kaynaklı. Okuldan çıkışını, okulla arkadaşlarına buluşmasına kadar dedektif gibi takip ediyorum. Bunlarla baş edecek misiniz? Şu okulun önünde görüyoruz bu torbacıları, Hı -hı. satıcıları ama müdahale eden yok. Bakın Esenyurt'ta da uyuşturucuya bulaşmış binlerce gencimiz var. Önce Esenyurt'ta uyuşturucuyla alakalı bulaşmış gencimizin rehabilitasyon için bir rehabilitasyon merkezi hı, oluşturacağız. Hı. Burada tedavi edeceğiz. Tedavi ettikten sonra bu gençlik merkezlerinde de buralarda vakit geçirerek bu alışkanlıklara tekrar dö geri dönmemelerini sağlayacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz. Esenyurt'ta biz aldık, rehabilite ettik. Burada da artık gençlerimizin geri dönüşünü sağlamadık ama tehlike devam ediyor. Kim? Bu sokaktaki satıcıları, hı hı. torbacıları güvenlik güçlerimizle el ele vereceğiz. Halkla el ele vereceğiz. Esenyurt'ta bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz. Bununla alakalı da bütün gençlerimize söz verdim. Evet. Şimdi o zaman tekrar son cümlelerinizi yine kameralarınıza özellikle kameranız burada sizin seslenmenizi isteyeceğim. Bir kararsız seçmenden bahsediyoruz ya programın başında da bunu konuştuk ya sizinle Sayın Yılmaz. Evet. Dolayısıyla kamera sizin. Buyurun neler söylersiniz seçmene? Ben, Seçmen sizi niye seçsin? Evet, kıymetli Esenyurtlar. Öncelikle ben buradan, e, sokakta biz bir kampanya başlatmışız. Dikkat ediyorsunuz, görüyorsunuz. Alabildiğine, Esenyurt'un nefes alamadığı, araçlardan geçirilemediği bir kampanya var. Bu kampanyayla alakalı da Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu'yla, Ekrem İmamoğlu'nun resimleriyle sokaktaki adamlarla yazılara gelmişiz. Şimdi ben buradan bütün adaylara bir şey çağrıda bulunmak istiyorum. İlk çağrım şu, gelin herkes kampanyasının kaynağını açıklasın. Bu kadara harcanan paraların kaynağı neredir? Ben açıklıyorum. Eşim adıma kayıtlı bir arazimi sattım. Seçim sonuna kadar da kampanyamı hazırladım en yakınımdan bile bir simit talep etmeden kampanyamı bitireceğim. Sayın Ekrem İmamoğlu sen açıkla. Bu İstanbul'da değil sadece Esenyurt'taki bütün CHP'nin de kampanyalarını üstlenmişsin. Bir açıklayın da kampanyanızın kaynağını bilelim. Size bu paraları kim veriyor? Kimler ne diye veriyor? Bir açıklayın da yüreğiniz varsa görelim. Diğer taraftan kıymetli Esenyurtlar. Özellikle bu yine Ekrem İmamoğlu'nun size dayatılan adaydan kaynaklı dem destekli adaydan kaynaklı Cumhuriyet Halk Partisi şu anda işgal altında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuyla çok ters ve hatta hasım hane tutum içerisinde olan bir adayınıza oy vermek zorunda bırakılmıştır. Muharrem Yıldız olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu ben temsil ediyorum. Gönlünüzün ve vicdanınızın el verdiği şekilde Muharrem Yıldız'a oy verebilir ve sahip çıkabilirsiniz. Eğer bizi değil de bu adayı desteklerseniz bakın seçim 10 gün kaldı. 10 gün sonra işgal altındaki partinizi kurtarma ihtimaliniz var. Bize sahip çıkacaksınız. Biz kazanacağız. Aranızdaki ittifak da bitmiş olacak. Eğer ki adayınıza devam edip destek olursanız onu kazandırırsanız 5 yıl boyunca tekrar işgal devam etmiş olacak. Partiniz 5 yıl işgalden kurtarmamış olacak. Döneceğiz. Esen yurtlar. Kıymetli Esen yurtlar. İki adayın ikisine de baktınız yaş oranlarına baktınız. Birisi tamamen paraşütle dışarıdan gelmiş. Şimdi sizlere diyorum ki denenmemiş. AK Parti'yi denediniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni denediniz. Denenmeyen, Esenyurt'u bilen, Esenyurt'ta yetişmiş, sorunları bilen ve Esenyurt'ta herkesi kaylaştırmak, kucaklamak ve adaletli bir belediye başkanı olmak ve haklı bir belediye başkanı olmak isteyen Muharrem Yıldız var. Gelin artık ikisi arasında sıkışmanıza gerek yok. El ele verelim, evimiz olan Esenyurt'a sahip çıkalım. Ben buradan bütün esen yurtlara selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Bir söz hakkım da mutlaka var. Sayın Ümit Özdağ hocaya, Sayın hocam biz sizinle yol arkadaşlığı da yaptık. Ben sizi yakından bilirim. Aramızda bir abi kardeş ilişkimiz de var. Esenyurt olan hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. Esenyurt'la alakalı düşüncelerini biliyorum. Aynı düşüncedeyiz, aynı hassasiyet içerisindeyiz. O zaman gelin Esenyurt için El ele verelim. Esenyurt'ta Muharrem Yıldız kardeşinizi destekleyin. Esenyurt'taki durumları siz gördünüz. Hem mülteci sorunu, hem işte güvenlik sorunumuzu, hem de bu demle birlikte birilerinin Esenyurt'u üst yapma durumları var. O zaman gelin bize destek olun. Esenyurt'u kurtaralım. Selam ve saygılarımla. Evet, çok teşekkürler Muharrem Yıldız. Tekrar bu çıktığınız yolda başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Artık çok az bir süre kaldı. Ayağınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık hayırlı olsun. Ben olsun sizin nezlinizde burada çalışan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, geldiğimizden bu tarafa bize olan yakınlığınız, ilginiz hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla bizim programımıza ara vermemizle alakalı da evet. güzel sohbetler ettik. Evet. Onun için sizin nezlinizde bütün ekibe biz teşekkür e, ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekleriz inşallah. Evet değerli izleyiciler bugün de Seçim Özel Programı'nda değerli konuğumuz İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkanı adayı Sayın Muharrem Yıldızlı. Kendisiyle artık çok az bir süre kaldı seçimlere. Haliyle Esenyurt'u ve kendisinin vaatlerini, projelerini konuştuk, ekranlarınıza taşıdık. Ekranlarınıza yine tabii ki diğer adayları da taşımaya devam edeceğiz bu süre zarfında. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Biraz sonra ekonomide gündemle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.